Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 4, ünite 8. Konumuz bedel. Arapçada bedel konusu tevabi konusu içerisinde yer almaktadır. Tevabi, tabi olanlar manasında. Hangi yönden tabi oluyor? İrab yönünden. Birazdan daha açık olarak ifade edeceğiz. Tevabi, sıfat, tekit, atıf ve bedelden oluşmakta olup, bir ismin peşinden gelerek onun irabına tabi olan kelimelere denmektedir. Şu an her ne kadar teorik olsa da aşağıda bunları pekiştirecek örneklerimiz mevcuttur. Bunlar irab yönünden bağımsız değildir. Tam olarak bu denmek isteniyor. Önceki isim merfu ise tevabiden olan kelime ki bedel de ondandır. Tevabidendir. İşte önceki isim merfu ise bedel de ne olur? Merfu olur. Önceki kelime mensupsa bedel de mensup olur. Önceki kelime mecrur ise bedel de mecrur olur. Yani öncesindeki kelimeye irab yönünden bağımlıdır. Önceki kelimeye mübdelün min denilmekte. Kendisi zaten bedel diye söyledik. Yani iki tane öge var bu işte. Ama şöyle de bakabiliriz. Bedel mübdelün min. Önce hangisi geliyor? Sağ tarafta. Yani önce gelen mübdelün min'dir. Ardından bedel gelir. Ve irab yönünden bedel mübdelün min'e bağımlıdır. Yani mübdelün min merfu ise bedel de merfu. Mensupsa mensup, mecrursa mecrur. Tekit de mesela nedir? Müekkedin irabını alır. Yani sağındakinin irabını alır. Matuf, matufun aleyhin irabını alır. Yine öyle bir şey söz konusu var. Müstesna, müstesna mihin irabını alır demedik. Bunu oraya o yüzden koymadık. Az sonra açıklayacağım. Sıfat da mevsufun irabını alır. Yani irab yönünde mevsufuna bağlı. Ama bunları biz niye buraya yazdık? Buradaki yazmamızın amacı sağda daima mübdelün min, solda bedel. Sağda müekket, solda tekit. Sağda matufun aleyh, solda matuf. Solda. Sağda müstesna min, solda müstesna. Sağda mevsuf, solda sıfat bulunur. Bu yani ne diyelim kalıp aklınıza yerleşsin diye bunu bu şekilde yazdık. Bedel öncesinde geçen kelimenin irabına tabi olan lafızdır. Bedeldeki amaç ne? Öncesinde geçen kelimenin manasını açıklamaktır. Onu pekiştirmektir diye her ne kadar yazmış olsalar da pekiştirmektir derken yani tekit ile karıştırmayalım, ona da dikkat edelim. Buna bedel denmesinin sebebi ise adından da anlaşıldığı üzere öncesindeki kelimenin yerini tam olarak doldurabilmesinden ötürüdür. Denilse de her zaman tam olarak dolduramaz, o da var. Ama bunlar çok da önemli şeyler değil. Önemli olan bedeli, mübdelün minhi tespit edebilmek, gerekli irabı verebilmek. Problem yok. O yüzden başlıyoruz. Örnek, garatu yakınlaştırarak bakalım. Garatu el mekalete humuseha. Şimdi ne diyor? Kara fiil tu fail. Ben okudum. Ne okudum? El mekalete, makaleyi okudum. Makale okudum dediği zaman bir insan makalenin tamamı diye akla ilk başta gelir. Benim aklıma öyle geliyor mesela. Kimisinin belki yarısı diye aklına gelir. Her neyse. Burada açıklıyor ama. Diyor ki humuseha. Ona bir izah getiriyor. Yani tamamı değil diyor. Beşte biri. Oradaki kapalılığı gidermiştir. Mübdelün min bedelden önce gelen isim olup bedel ise bedel diyor bu isme tabi olur. Mekale te mensuptur. Son harfte fetha var. Humu se son harf fethalıdır yine. Aynı irab almıştır. Sondaki ha zamirdir arkadaşlar. Konumuzla alakası yoktur. Mübdelün min yani önce gelen kelime fail olur, meful olur ya da farklı bir şey olabilir. O mühim değil. Bedel mübdelün mihten sonra gelecek ve onun irabını alacaktır. Şimdi bedel çeşitlerine geçiyoruz. Bedel çeşitlerini tespit edebilmek, belirleyebilmek önemlidir. Bedel ile mübdelün mih arasındaki bütün parça ilişkisine dikkat edin denilmiş. Bu bağlamda dörde ayrılmıştır. Bedel kül, minel kül. Diğer adıyla bedeli mutabık. Ardından bedelül ba'z minel kül gelmekte. Bedelül ihtimal, bedeli mübayin. Dördünü ezberleyin yani isim olarak.
Bedelül kül minel kül. Diğer adı bedeli mutabık. Bedel baz minel kül. Bedel ihtimal, bedel mübayin. Yani nasıl ezberlenir? Tabii yani nedir? Bir kağıda mesela bir A4 kağıdına bunun özetini çıkartmanız gerekir ünitenin. Her ünitenin özetini bir A4 kağıdına çıkartmayı deneyin arkadaşlar. Kaç ünite var? 10 ünite var. Ne yapar? 10 tane sayfa yapardı. Yani kitaba bakarsak kitap 250 sayfa civarında. 250 sayfa mühim değil, boş verin onu. Bu 10 sayfaya özetleyin. Ünite başı bir sayfa. Sonra onu 2-3 defa tekrar edin. Videoları da 1-2 defa izleyin. Sınava girin. Geçeceğinizi düşünüyorum. Şimdi bedelül kül minel kül diğer adıyla bedeli mutabık. Neyin nesi? Bedel ile mübdelün min aynı şey ise bu tür bedele bedeli kül veya bedeli mutabık denilir. Aynı şey derken ne kastetti? Şimdi onun izahı var. Hazara geldi. Kim? Sadiguke, senin arkadaşın. Arkadaşın geldi. Sadik arkadaş, ke sen. Muzaf muzaf değil. Senin arkadaşın geldi. Senin arkadaşından bedel, yani arkadaşından kasıt, yani arkadaşın kimdir o? Hasan'ın Hasan'dır. Arkadaşın Hasan geldi. İşte buradaki Hasan ile şuradaki Sadık aynı şey. Aynı şey derken arkadaş ile Hasan eşit manamı yani neyin nesi bu? Sadık derken kastettiği şey Hasan'dır mesela. Hüseyin değildir, Ali değildir, Veli değildir. Bir sürü arkadaşı vardır. Ama Sadık arkadaş derken kastettiği Hasan'dır. İşte onu burada açıklamıştır. Çünkü açıklamasa ne olur? Arkadaşın geldi, soru gelir akla değil mi? Hangi arkadaş? Bir problem, bir soru işareti doğabilir de bir kapalılık var. Onu yani arkadaştan bedeli, arkadaştan kastı ardından getirerek ifade etmiştir. Burada tabii dikkat çekecek diğer nokta sadik bu. Yani sadik bir kelime, kef, zamir ayrı bir şey. Sadik kelimesi zammeyle bitmiş yani öteyle bitmiş. Diğer bir deyişle merfudur. Hasan'ın da bu yüzden merfudur. Nun da ötürleri görüyorsunuz. Hasan'ın değil değil mi? Hasan'ın değil. Niye değil yani? Niye ötürü almış? Sadık yani mübdelün mih olan sadık merfu olduğundan bedelde merfu olmuştur. Ra'eytu ben gördüm. Ra'a fiil tu fail ben gördüm. Neyi gördüm? Kimi gördüm diye sorulur. Sadigake, senin arkadaşını yine, arkadaşını gördüm. Bu sefer ne oldu? Sadiga. Sadik kelimesi fethayla bitti. Yani mensup konumunda. Bu yüzden arkadaştan kasıt, arkadaştan bedel kimdir o diye sorduğumuzda verilecek cevap Hasan mensup olarak gitmiştir. Yukarıda sadik failiydi. Bu yüzden merfuydu. Onun ne diyelim bedeli de merfu gelmiştir. Burada sadık mef'uldür. Bu yüzden Hasan de mensup olarak gelmiş. Sellemtu, selleme fi tu fail. Ben selam verdim. Kime? Ala sadigike. Senin arkadaşına. Ama hangi arkadaşın değil mi? Arkadaştan kasıt kim? Hasan'ın Hasan'a. Hasan'ın esteyle yazıldı. Niye? Sadigi. Kelime esteyle bittiğinden. Yani kelime mecrur olduğundan. İraplar birbirine uymakta. Mübdelün min burada neymiş? Her birinde sadik, sadik, sadik bedel. Hep Hasanlar bedeldi. Bedel ne demek? Esasen kasıt demek. Yani burada şu manada kullanılmış. Sen arkadaşına selam verdim. Arkadaşından kasıt Hasan. Onu kastederek arkadaşım diyor. Ardından bakalım burada ne var? Mübdelün min ilk cümlede fail iken ikinci ve üçüncü cümlede mef'ulün bih olarak gelmiştir. Evet zaten öyleydi. Ca'e ehuke Hüseyin'un. Şimdi buradakinin irabını inceleyelim yakından. Kardeşin Hüseyin geldi. Ca'e geldi. Kim? Ehuke. Senin kardeşin. Ehu kardeş. Ke sen demek. Muzaf muzaf ile senin kardeşin geldi. Ki kardeşinden kasıt kim? Hangi kardeş bu? Hüseyin'in Hüseyin. Buna göre kardeşin Hüseyin geldi. Ehu kelimesi burada faildir. Ca'e fiil, ehu fail. Raf hali ne ile? Vav ile. Yani biliyorsunuz isimlerde irab ünitesi, konusu son derece önemlidir. İşte ehu 5 illetli isimden bir tanesidir. Raf hali vav ile, nasb hali elif ile, cer hali ye iledir. Eha görüyorsunuz elif almış nasb hali. Ehi ya almış bu da onun cer hali olmakta. Bunu bilelim yani.
kelimesinin raf alameti vav'dır. Hüseyin kelimesinin raf alameti nedir? Vav değildir, ötredir, zammedir yani. Bu yüzden Hüseyin kelimesi merfu, ehu da merfu. Şöyle diyebilirim. Ca'e fiildir, ehu faildir. Fail olduğu için merfu olarak yazılması gerekiyor. Bu yüzden vav ile yazıldı. Hüseyin'un niye ötreli yazıldı? Bedeldir. Neyin bedeli? Ehu kelimesinden bedeldir. Ehu çünkü mübdelün mihtir. Madem ki mübdelün mihnin irabını alması gerekiyor bedel. Mübdelün mih ne? Merfu. Öyleyse bedel de merfu olmalıdır. Sadece mübdelün minhin merfuluk alameti vav iken buradaki Hüseyin'in yani bedel olan bu kelimenin merfuluk alameti zammedir. Kelimeye göre merfuluk alameti değişir yani. Bu ayrıntılar isimlerde irab videosunda işlenmiştir. Nasartu nasarafi tu fail ne lazım? Meful lazım. Ehu kelimesinin nasf hali elif ileydi. Bu yüzden eha diye yazılmıştır mefuldür. Hüseyin'en bu da niye fetayla yani mensup olarak bitmiş. Çünkü mübdelümin irabını alacak. Mübdelümin mensup. Bu yüzden bu da mensup. Merartu merrafil tu fail bi ehike ba harfi cer var. Bu yüzden ehi cer halinde yazılmıştır. Cer hali ya ile ehu, eha, ehi. Hüseyin'in cer hali ise esre iledir. Bu yüzden Hüseyin'in kelime esre ile bitmiştir. Yukarıda verilen örnekler dışında siz de aşağıdaki cümlelerde geçen boşluklar uygun bir bedeli kül ile doldurunuz. Sıra sizde sorusu olduğundan arkadaşlar. Onu yapacağınızı düşünüyorum. Cevaplar var yani o manada. Sıra geldi. Bedel ba'z minel kül. Bedel eğer mübdelün minin bir parçası ise buna bedeli ba'z denir. Az önce ne işledik? Bedeli mutabık. Birebir aynı. Kardeşin geldi. Kardeşinden kasıt Ali. Kardeşinden kasıt Hüseyin. Kardeş de Hüseyin aynı şey yerini dolduruyor yani. Burada ise yerini dolduramayacak bir parça söz konusu. Bakalım. Qara'tu fa'il. Ben okudum. Qara'tu ben okudum. El kitabı kitabı okudum. Ama kitaptan kasıt nisfehu. Onun yarısını okudum. Kitabın yarısı kitabın bir parçası mıdır? Tabii ki parçasıdır. Çeyreğini de okusan yine parçasıydı. İşte kitabı okudum, kitaptan kasıt atıyorum 10 sayfasını okudum. Yine bir onun nesidir? Parçasıdır. %90'ını okudum, yine parçasıdır. Ekeltu, ekelefi tu fail, ben yedim. Er-ragife, ekmeği yedim. Ba'zahu, onun bir kısmını. Ekmeğin bir kısmını yedim. Hafiztu, hafazafi tu fail, ben ezberledim el-Kur'an'ı, Kur'an'ı. Kur'an ezberledim derken tamamının yok. Sülüsehu, üçte biri. Veya yarısını, onda birini, %90'ını vesaire. Demek ki bedelil kül ile bedeli bazı arasında ne fark var arkadaşlar? Az önce bir de mutabık vardı. Şimdi bazı işliyoruz. Kısaca ona mutabık, buna da bazı dedim. Aradaki fark ne? Mutabıkta birebir aynısıydı değil mi? Mesela ca'e ehuke Hüseyin'un senin kardeşin olan o Hüseyin geldi. Kardeşin Hüseyin geldi. Hüseyin kardeşinin yarısı mı? Diye ki kardeşiyle Hüseyin aynı şey. Ama burada kitabı diyor ardından yarısı diyor. Üçte biri diyor. Tamamı demiyor mesela. Bazısı diyor. Bir kısmı diyor. Bunlar nedir? Tamamı değildir. Aynı şey değildir. Yani ekmek ile bir kısım aynı değil, kitap ile bir kısım aynı değil, Kur'an ile üçte bir aynı değil. Böyle bir farklılık var. Bedeli ba'z ile tekidin birbirine karıştırılmaması gerekiyor. Çünkü bedel, mübdelin minhe açıklık getirmekte, tekid ise müekkedi anlamca pekiştirmektedir. Örneklere bakınız denilmiş. Bakalım. Şu var arkadaşlar, ayırt etmek kolay mı? Kolay. Şimdi ne var burada? Kül var, cemiyen var. Bunlar zaten tekit konusunda işlenmişti. Yani sabit kelimeler. Cemiyen ile kül sabittir. Tekit olduğunu bilmek gayet basittir. Qara'tu, qara'fi, tu, fa'il, el-Kur'an, meful. Ben Kur'an'ı okudum. Küllehu, tamamını. Bir kısmını değil. Aynı şey ifade etmiş. Cemi'ahu yine tamamını. Tabi nasıldı? Tekit de külle fetayla yazılmış. Çünkü el-Kur'ane bu da fetayla yazılmış. Yani ikisi de mensup. İrab yönünden uyumlu. Cemi'a fetayla bitmiş. Yani mensuptur. El-Kur'ane de mensuptur. Çünkü
Neydi? Tevkid, müekkede irad yönünden uyardı. Mensuba mensup. Merfuya merfu, mecrura mecrur. Aynısı bedelde de var yani. El Kur'an ne mensuptur. El Kur'an ne mensuptur. Fetha ile bitmiştir. Nisfe mensuptur. Eksera bu da mensuptur. Sondaki zamirlere takılmayın. Kelime nasından değil. Konumuz kelime yani zamirler değil. Buna göre ilk ikisi ne olur? Burada yazılmış zaten. İlk ikisi tekittir. Cemiye ve kül lafızlarından zaten bunu anlayabiliyoruz. Diğer ikisi yani alt ikisi de ne olmakta? Bedel olmaktadır. Nasıl bedel? Bazı olmaktadır. Çünkü Kur'an ile yarısı eşit değildir, değil mi? Bir kısmıdır yarısı. Kur'an'ın yarısıdır. Yani bir kısmı olmakta. Veya ekser deyince Kur'an'ın çoğu yine aynısı değildir. Çoğudur, azıdır, ortasıdır fark etmez. Birebir aynı şey değildir. Kısmını ifade etmektedir. Sıra sizde iki. Şimdi geldi bedeli ihtimal. Bedel mübdelün minhin bir parçası değil. Parçası olsa bedelül bazı oluyor. Tamamı olsa yani birebir aynı olsa kül oluyordu. İşte diyor ki parçası değil. De ona ait bir özellikse, bir özelliğini ifade ediyorsa buna da bedelül ihtimal diyeceğiz. Özellik ifade ederse. Ercebe şaşırttı. Hoşuma gitti. Yani hoşuna gitti. Neyi beni diyor. Beni şaşırttı. Benim hoşuma gitti. Ne? Eddalibi öğrenci. Öğrencinin kendisi mi? Edebuhu. Onun edebi, terbiyesi beni şaşırttı. Hoşuma gitti. Hayret ettirdi. Edep kelimesi yani terbiyeli olmak öğrenciyle aynı şey midir? Aynı şey değildir. Peki onun bir parçası mıdır? Parçası değil ki kolu değil yani ağzı değil kulağı değil. Öyleyse özelliği, terbiyeli olmak bir özelliktir. Herkese nasip olmaz. Serrani Mahmud ilmuhu. Mahmud'un ilmi hoşuma gitti yani. Mahmud'un kendisi değil. İlim kişinin kendisi değildir, değil mi? Yani atıyorum Ali eşittir ilim. Böyle bir şey söz konusu değil. İlim yemek yemez, uyumaz. Aynı şey değil yani. Bunu herkes biliyor. İlim bir Ali'den, bir insandan parça mıdır? Değildir. Gözü değil, burnu değil, parmağı değil. Dolayısıyla özelliğidir. Burada da huluk geçmiş, ahlak geçmiş. Yani terbiye ile aşağı yukarı aynı mana. Bu da yine özelliktir. Demek ki birebir aynısı değilse kül değildir. Bir parçası değilse bazı değildir. Geriye ne kaldı? İhtimal kaldı. Burada tabi irad yönüne dikkat ediyoruz arkadaşlar. Mübdelün min hangisi? Et-talif. Bedel ede bu. Mübdelün min Mahmud. İlmu kelimesi bedel. Zeyt mübdelün min huluk bedel. Sondaki kelimeler nesi bedel? Sağlarındaki hemen mübdelün min olmakta. Dali bu ötreyle bitmiştir. Raf hali yani raf alameti nedir? Zammedir. Ede bu. Bunun da raf alameti zammedir. Mahmudun raf alameti yine öte var burada görüyorsunuz. İlmu raf alameti yine var. Zeydin mecrurdur. Cer alameti esre. Hulugi cer alameti yine esredir. Ne olmuştur? Bu bedeller mübdelün mihlerine irad yönünden uymuştur. Verilen örnekler için de sizler şeydeki cümlelerde geçen boşlukları yine sıra sizde sorusu arkadaşlar. Hem bedeli bazı hem de bedeli ihtimalde mübdelün mihne ait bir zamir bulunmalıdır. Hangilerinde bulunuyor? Dikkat edelim. Bedeli bazı ile ihtimalde mübdelün minhe ait yani ona raci, ona dönen, onu işaret eden bir zamir bulunmalıdır. Elbette konu zamirse mübdelün minh olan ismin yerini tuttuğu için ona müzekkerlik, müenneslik, tekillik, çokluk yönünden uyması gerekir. Zamiri kafamıza göre atayamayız. Hangi kelime işaret edecekse, hangi kelimeye raci ise, dönüyorsa, hangi kelimeye mana ile alakalıysa yani, onun müfretlik, tesnilik, cemilik, müzekkerlik, müennestlik uyumu olması gerekiyor. Onunla uyum içerisinde olması gerekir. Nerelerde var? Bazıları ihtimalde var. Bakıyoruz. Qara'tu el Kur'ane nisfehu. Şimdi burada niye hu kullanılmış da şurada ha kullanılmış? Bunu hemen sorabilirsiniz. Hu müzekker müfret zamiridir. Çünkü Kur'an müzekkerdir, müfrettir. Ha ise müennes müfrettir. Tıpkı sure gibi. Sure öyle çünkü. Ettullabu cemidir, müzekkerdir. Hum da cemidir, müzekkerdir. Dalibat müennestir, cemidir. Hunne de müennestir, cemidir. Dalibetü müennes müsret. Ha da müennes müsrettir. Zamirler hep uyum içerisinde.
Yani zamirlere dikkat edin diyor. Hangi yönden? Müennes olup, müzekker olup, yani bu yönden. Müddet ve tesnecimi yönünden. Bedellere getirilen zamir, mübdelün minleri ile, bunlar ile uyumlu olması gerekir diyor. Bu mesela noktalı sorularda, yani boşluk doldurmaca sorularında bayağı bir sorulacak tarzda soru. Yani çıkabilir demek istiyor. Yukarıdaki dört örnekte bedeli Banza aittir. Yani bunları okumama gerek yok, anlattım. Ayrıca bedeli Banza ve bedeli ihtimal Türkçe'ye sanki bedel muzaf, mübdelün mihte muzafın ileyhmiş gibi tercüme edilirler. Bu da tercüme tekniği. Öğrencinin terbiyesi hoşuma gitti. Ne diyor? Öğrencinin, yani in takısı, ın, un, bunlar hep muzaf, muzafın lehe ait takılar tercüme yönünden. Acebeni, beni hayret ettirdi. Sevindirdi. Et talibi öğrenci. Edebuhu, onun edebi. Öğrenci, onun edebi. Bu şekilde ayrı ayrı yapmayın diyor. Ne diyor? Öğrencinin terbiyesi. Öğrencinin in, ın, un, yani kapının kolu, pencerenin kolu en meşhur olarak verilen örnekte bilirsiniz. İsim tanımlaması konusu bu. Türkçe dil bilgisinde de vardır. O kitaplardan da faydalanmanız söz konusu olabilir. Öğrencinin gömleği, Fetih Suresinin yarısını ezberledim vesaire. Bedeli mübain. Bir sözde unutma, hata ve benzeri bir sebepten dolayı bir kelimenin peşinden asıl kastedilen kelimenin kullanıldığı bedel türüdür. Yazı dilinde değil de konuşma dilinde görülür. Yazıda olmaz yani. Ancak dikkatli ve fasih konuşmalarda konuşma dilinde de yok bu. Dikkat edelim yani. Fasih konuşmalarda yok. Alelade konuşmalarda var. Kitaplarda zaten. Ca'e geldi. Er üstazü. Hoca, öğretmen. Sonra diyor ki et dalibi öğrenci. Tabii şu var, sıfat nesif konusuyla karıştırılmaması gerekiyor. El üstaz elif lamlıdır, müzekkerdir, merfudur. Et talip de elif lamlıdır, müfrettir, müzekkerdir. Öyleyse sıfat nesif ilişkisi vardır. Ca'e geldi. El üstazut talibi öğrenci olan öğretmen gibi bir yanlışa da düşmemek gerekiyor. Öğrenci olan öğretmen diye bir, ne diyelim, hatalı tercüme yapmamak gerekiyor. Er üstazı hoca geldi, sonra yok yok et talibi öğrenci geldi. Burada da hoca demişim diyor. Mesela hoca demişim, bunun tercümesi burada yok. Böyle kelime kelime yok burada. Ama bu anlaşılıyor. Bedeli mübain olduğundan yok yok öyle değil, İşte hatalı söyledim şeklinde tercüme yapılabilmektedir. Yani o değil de şu. Ekelti hubzen lahmen. Ekmek yedim, ekmek demişim et. Ekelti hubzen, ekmek yedim. Sonra yok yok hayır hayır lahmen et yedim. Bu şekilde de olabilir. Hatayı düzeltiyoruz yani. Ehasu kitaben kalemen. Kitap aldım. Kitap demişim kalem. Hoca demişim kalem. Burada hep demişim diye tercüme edelim. Siz de bu şekilde alırsanız sizin için daha kolaylık olabilir. Yani farklı tercümeler de yapılabilir. Önemli olan aynı mantığı tutturmak. Ne diyor? Kitap aldım. Sonra diyor ki demişim nokta nokta. Aldığı şeyi diyor yani. Demişim diyorsun. Ardından gerçekten ne aldıysan, ne yaptıysan onu koyuyorsun diyor. O şekilde. Yukarıdaki üç örnekte ise bedel, mübdelün minhin ne tamamıdır? Tamamı değil, değil mi? Mesela ne diyelim? Ekmek ile et. Evet, ekmeğin tamamı mı? Yok. Peki parçası mı? Hani bedeli bazı olabilir mi diye düşünüyoruz. Parçası mı? Ekmek etten parça değildir. Peki özelliği mi? Ekmeğin et olma özelliği var mı? Yok. Etin ekmek olma özelliği var mı? Yok. İşte demek ki bedel kül de değil, baz da değil, ihtimal de değil. Ne kalıyor geriye? Mübain kalıyor. Demek ki mübaindir. Onu anlatmak istediler burada. Yapılan yanlışı düzeltmek için kullanılan bir yöntem. Hazara el mühendis, beri tabip. Fasih konuşanların dilinde ise araya bel bağlacı getirilerek yanlış düzeltilmektedir. Hazara el mühendis, sonra bel. Bel yok demek. Aksine, zıttına demek. Hep şöyle derler. Bel bilakis. Bilakis ne demek? Bilaksi, aksine demek.
Et-Tabib. Alıştırmalar soru 1. Aşağıdaki metinde geçen beder ve mübdelün mihleri tespit ediniz. Deneyelim arkadaşlar. Bir yakınlaştırma yapalım. Es-Seyyidetu Aişetu. Burada ne var? Beder olayı var diyebiliriz. Es-Seyyide efendi demek. Efendimiz. Efendiden kasıt Aişe yani Ayşe Efendimiz. İkisi peki hangi beder? Yurda gerçi beder türü demiş mi? Beder ve mübdelün mihneri tespit edin demiş. Biz çoktan ilk başı olduğu için en azından bir tane çeşidini de söyleyelim. Es-Seyyide ile Ayşe aynı şeydir. Aynı, yani Seyyide derken, Efendi derken Ayşe ve validemiz kastedilmiştir. Dolayısıyla ne olur bu? Bedel'in mutabık olur. Es-Seyyide mübdelün min, Ayşe ise bedeldir. Bedeldir. Razıye, razı oldu manasında mazi fiildir. Ama aynı şekilde dua manasına da gelir mazi fiiller. Burada dua manasında. Razıya razı olsun. Allahu Allah enha ondan. Ha zamiri Ayşe validemize gitti. Yani Hazreti Ayşe'den Allah razı olsun. Vulidet doğdu. Es-Seyyidetu Ayşetu Ayşe Efendimiz. Yine müddülümün bedel fi beyt validiha babasının evinde. Valid baba demek. Babasından kasıt. Babasından bedel. Kim o? Ebu Bekir. Validi mecrurdur değil mi? Dalda esre var. Bu yüzden Ebi bu da mecrur. Ebi kelimesi de yine illetli beşlisinden bir tanesidir. Ebu, Eba, Ebi. Vav ile merfu, feta ile mensup, ya ile mecrur olmaktaydı. Şu an mecrur konumda. Niye mecrur? Çünkü mübdel-i minhu olan valid de mecrur. Dalda esre var. Bu yüzden. Validin cerhali esre ileyken ebi kelimesinin cerhali esre ile değildir. Ya iledir. Yani mecrurluk, merfuluk, mensupluk kelimenin türüne göre değişmektedir. Yani bedelle mübdelün mihni de tespit ettik mi? Ettik. Biz üzerine bir şey daha ilave edelim. Ne tür bedel diye soralım. Baba ile Ebi Bekir aynıdır çünkü. Onun babası, Hazreti Ayşe'nin babası. Ben kasıt Ebi Bekir, Ebu Bekir diyelim. Ebu Bekir'dir dediğimizde aynı şeydir değil mi? Ebu Bekir yani valid nedir? Bedel kül minel küldür. Uzaklaştıralım. Yani daha önceden bunları oturup çözmedim arkadaşlar. Şu an Fatih'e bakıyorum. Bazıları gözden kaçabilecektir. Bazıları kaçmayacaktır. İşte bir iki tane gördük. Bakmaya devam ediyoruz. Tezevveceha Resulullah Muhammed. Evet Resulullah. Resul. Allah'ın Resulünden kasıt kim o? Muhammed'in Muhammed'dir. Muhammed aleyhi essalatu vesselam. Selam selam onun üzerine olsun. Şimdi Muhammed ile Resul aynı şey mi? Bu da sad konuş yani peygamberden bahsediyor. Muhammed Allah'ın peygamberi mi değil mi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberi. Öyleyse Resul ile Muhammed aynı şeydir. Öyleyse bedelül kül minel kül olur. Hafizat ezberledi ehadisen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem bazıha. Yani ilginç. Daha önce yukarıda geçmişti ne demişti? Hafizul Kur'an mesela Kur'an'ı ezberledim. İşte sülüs diyordu. Üçte biri diyordu veya tamamı diyordu. Öyle örnek vardı yukarıda. Burada da benzeri geçti işte. Bazı geçmiştir. Yani bazı kelimesi direkt ne olur zaten? Bedelül bazı olur. Peygamberin hadislerini ezberledi diyor. Sonra diyor ki yani hepsini değil ha bir kısmını bazısını diyor. Dolayısıyla ne oldu? Bedelül bazı oldu. Tamamı değil. Böyle bir göz atmış olduk. Nereden alınmış? Kavaidel-i Müyessera'dan alınmış. Cilt 3 sayfa 229. İkinci soruya bakıyoruz. Aşağıdaki metinde geçen boşlukları parantez içindeki bedellerden uygun olanı yerleştirin. Vakafe durdu. Ehadu sahabeti. Sahabeden birisi. Emama Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizin önünde durdu. Ve ehbara haber verdi hu ona. Enne muhakkak ki ammehu onun amcası ki amcasından kasıt veya amcasının bir özelliği, amcasının yarısı. Yok yok amcası değil annesi gibi. Yani bedellere göre bir şey seçmemiz gerekecek. Ama önemli olan burada ne? İrabın tutması da gerekiyor. Amme nedir? Mensuptur. Yakınlaştıralım.
Mensuptur nasb alameti fethadır. Öyleyse biz de mensup bir kelime alacağız buraya. Alacağımız mensup kelime nasb alametinin feth olması gerekmiyor. Cemi bir kelime alırsam nasb alameti ya olur. Bu bir örnek. Ne getirebilirim? Neyse bayağı bir konuştuk. El-Abbase. Abbase'yi seçerim. Abbas nedir? Nasba müsaittir. Son harfin harekesinin verilme işi kafana göre düzenleyebilirsin demektir. Biz de kafamıza göre düzenledik arkadaşlar. Mesfu zaten hi olamaz. Hu olmak zorunda yani. Onun verilmesi o değildir. Geçiyoruz. Zevcetuhu. Zevcun, zevcetun. Müennes bir kelime. Kaç tane müennes kelime var? Ümmül Fazli olur. Zevcetu. Merfu zaten. Ummu bu da merfu. Parantez arasından kelime seçilirken kesinlikle ilk kelimenin irabına dikkat edeceğiz. İkinci kelime esreli. Bu olmaz işte bu. Burası merfudur. Biz de buraya esreli biten kelime alamayız demeyin yani. İlk kelimeye bakacaksınız. İkinci kelime önemsiz. Başka bir şey yok burada. Aşağıda var herhalde. Evet aşağıda varmış. Bunlar da artık geçtik diyelim. Yine aynı kitaptan alınmış. Aşağıdaki cümlelerde bedel ve mübdelin mihneri örnekte olduğu gibi tespit ederek boşluklara yazınız. Deneyelim. Belki olur, belki de olmaz. El imam ki o da kimmiş? Ebu Hanife. İmam ne olur? Mübdelin min ki imamdan kasıt nedir? Ebu Hanife. Ebu Hanife'dir mesela. Bu da habermiş gibi değerlendirdiğinde uyuyor mu? Uyuyor. İmamdan kasıt, imamdan bedel. Buna göre kânet ümmül müminine Âişetu. Ümmül müminine'den kasıt zaten Âişetu'dur. Aynı şey. Kânet idi ümmül müminine. Müminlerin annesi. Ki müminlerin annesinden kasıt, bedel. Kimdir o? Âişetu, Âişe'dir. Neymiş o? Hücceten, hüccettir. Bir delildir. Fi rivayetin hadisi. Hadis rivayetin hususunda. Şimdi ümmü merfudur, Aişetu merfudur. Dolayısıyla ümmü müddelün min olur, Aişe ise bedel olur. Aynı şeydir bunlar. Yani anneden bir parça değildir Aişe. Anne derken direkt Aişe'nin kendisi bir bütün olarak kastedildiğinden bedelül kül olmaktadır. İkinci ne diyelim, soruya bakıyoruz. Kâne es Sultan Mahmud veya yani Muhammed nasıl okuyacaksak. Sultan ile Muhammed diyeyim ben. Sultan ile Muhammed nedir? Aynı şeydir, aynı kişilerdir, aynı varlık kastedilmektedir, birebir aynıdır. Dolayısıyla bedel ülkül minel küldürler. Gerçi bir şey olmamış. Sultan Mübdelümin Muhammed nedir? Bedel olmaktadır. Acebeni el imam, yani imam hayret ettirdi, hoşuma gitti imam. İmamın kendisi mi? Yok. Tilavetuhu. Kur'an-ı Kerim'i okuyuşu, Kur'an okuması beni hayret ettirdi, şaşırttı. Kur'an okumasını beğendim diyor. Şimdi tilavet, Kur'an okumak imamın kendisi midir? Kur'an okumak imamın kendisi değil. Peki bir parçası mı, eli ayağı mı? Yok. O zaman nesi acaba? Bir özelliği. Evet, herkes aynı şekilde Kur'an-ı Kerim okuyamaz. Bu bir özellik. Ehâfu mine zulmi âkibetihi. Yine aynı şekilde. Ez-zulm burada mübdelün min akibet ise bedel olmaktadır. Bunları tespit ederken nereden faydalanıyoruz arkadaşlar? İrab yönünden faydalanıyoruz. Unutmamanız gereken şey o yani. Zulmi este ile bitmiş. Akibeti este ile bitmiş. Tabi illa este olması gerekmiyor. Yani esasen ikisi de mecrur. Onu demek istiyorum. El-İmamu merfudur. Tilavetu merfudur. Sultanu merfudur, Muhammedun merfudur. Dörde baktık. Beş. Efadetni el mektebetu meraci'uha. Ne olur mektebe? Mektebe ile meraci'u aynı iraba sahip değil. İkisi de merfu. Öyleyse birisi mübdelün min, birisi bedel. Sağdaki neydi? Mübdelün min idi. Soldaki bedeldi. Yani esasen bu konu çok kolay bir konu. Bedel müdürlüğü konusu çok kolay. Yani şu ana dek anladığınızı düşünüyorum. Bir yarım saat oldu video çekeli. Şu ana dek yani anlamışsınızdır. Dehal el ustaz Aliyun. İrafları aynı mı? Evet. Öyleyse birisi müdürlüğü birisi bedel. Sağdaki müdürlüğü soldaki bedel olmaktaydı.
Üstaz ile Ali aynı şey mi? Evet. Dolayısıyla bedelül kül olur. Onu da belirtelim. 7. Zara ziyaret etti. Ni beni caruna komşumuz ki caru burada mübdel-i mih olmakta. Komşumuz. Komşumuzdan kasıt kim? Ali mi, Veli mi, Ahmet mi? Ahmet. Peki, Ahmet'e nasıl irab vereceğiz? Dala nasıl bir hareket vermemiz gerekir? Arkadaşlar biliyorsunuz bedel mübdel-i mih'in irabını alır. Mübdel-i mih caru dedik. Öyleyse ehme du dalda ötürenir. Küllüna demiş. Hepimiz nesumu oruç tutuyoruz, tutarız. Fi şehril kerimi değerli ayda. Ki o aydan kasıt nedir? Ramazan ne? Ramazandır. İyi de hocam şimdi Ramazan ne? Bedelmiş gibi okudum. Tamam diyelim bu bedel. Mübdelümün nerede? Ramazan nedir? Bir aydır. Eşşehir de ay. Dolayısıyla buradan olur. İyi de şehir kelimesi yani şehir diyelim ay demek. Hani takvim hesabı ay 30 gün 29 gün o manada ay gökteki değil. Nedir? Mecrurdur. Esreli olsa Ramazan fetalı. Şimdi nasıl bedel mübdelümün ilişkisi var burada? Bazı arkadaşların aklında böyle bir soru doğabilir. Doğduysa da haklılar zaten. Buradaki ayrıntı Ramazan kelimesinin gayr-ı munsarif olmasıyla alakalı. Gayr-ı munsarif konusunun linkini şu an görüyorsunuz. Ramazan gayr-ı munsariftir. Cer alameti fethadır. Yani bu da aslında mecrur ama fetha ile mecrur. Hafizna saddi kasideten li şairi Fuzuli. Hafizna ezberledik. Kaside. Bir kaside ezberlemişiz. Ben ezberlemedim aslında da. Nişairi, şairin kasidesini ki şairden kasıt kim? Fuzuli oldukça meşhur. Şair ile Fuzuli aynı şeydir. Dolayısıyla Bedelül Kül de olur. Onu da ifade edelim. Hale Hüseynen nedir? Bedel yine bedeldir yani. Hal ne olur? Mübdelün min olur. Hüseyin bedel olmakta. Küçüktük. 4. Ne diyor? Aşağıdaki cümlelerdeki bedelleri ve çeşidini örnekte olduğu gibi boşluklara yazınız. Deminden beri benzeri şey yapıyoruz zaten. Çok da bir şey değiştiğini söyleyemeyeceğiz. Teheddeme harap oldu. Yıkıldı. El müsteşfa hastane. Hastaneden kasıt haiduhu, onun duvarı. Yani bütünü değil, kendisi değil de duvarı. Yani duvar hastaneden nedir? Bir parçadır, cüzdür öyleyse bedelül ba'z diyebiliriz. İştarake eddullabu ekseru. Yani öğrenciler iştirak etti, katıldı. Ama ekseruhum, onların çoğu, fir rihleti, yolculuğa. Öğrencilerin çoğu katıldı. Çoğu nedir? Öğrencilerin bütününden bir parçadır. Bütün parça ilişkisi ba'z vardır. Encebetne bizi şaşırttı, hayret ettirdi, sevindirdi. El medinetu şehir ki asaruha et-tarihiyyetu. Onun tarihi eserleri, şehrin bütünü değil, tarihi eserleri. Bedel-i ba'z olmakta. Şeribe el meriz, hasta içti, eddevae, ilacı içti ki nisfehu, yarısını içti, hepsini değil. Yine bedel-i ba'z. Temezzega es-sevbu ekmamuhu. Artık bunlar da kalsın diyelim. Gerçi devamı varmış hala. O zaman bunlara bakalım. 7. Sa'attu Cedde'ki Kamilen. Sa'attu yardımcı oldum. Cedde'ki senin dedene Kamilen bütünüyle tamamıyla her işinde. Derken. Dolayısıyla yine bir parça bütün ilişkisi söz konusu. İşteraytu ben satın aldım veya sattım. El hakle sülüsehu yani manasını hiç önemli değil. Sülüsü görünce direkt sülüs üçte bir demek. Bunun manasını bilmem yeterli. Yani yanlış bilsek de olur. Beşte bir demek de herhalde veya onda bir demek. Çok önemli değil. Nedir? Bir oran verdiğinden bedel bazı olacaktır. Diğer soruya göz atalım. Boşlukları örnekte olduğu gibi parantez içinden hareke yönünden uygun olan bedeli seçin denilmiş. Yine kullanılmış
kolay sorulardan birisi arkadaşlar. Misal demiş. Ba, be, ha buraya seçilir denilmiş. Neden ortadakini seçmiş mesela? Doğru şık budur diye belirtmiş. Çünkü el, vur, fa, te, vur, fe, te. Kelime mensup ya. Bunun nasıl alameti fetha mensuptur. Öyleyse biz de mensup bir kelime seçelim. Ortadaki kelimenin de nasıl alameti fethadır. Uyumludur. Aynı alameti taşıyor olmaları gerekmiyor yani. İkisinin de mensup olması gerekiyor. Konu neydi? Mübdelin minhin irabı. Neyse bedelin irabı da aynı olmalı. Olay bu. Çok kolay yani. Efade ni el üstazü. Kelime ne? Merfu. Merfuluk alameti zamme. Oradan anladım merfu olduğunu. Kelime ötreyle bittiğinden. Ötreyle biten bir kelime arıyorum. Olay bu. İlmu. Ötreyle bitmiştir. Cevap bu. Kelime fethayla bitti. Öyleyse nisfe. Bu da fethayla bitti çünkü. Üç. Bahru. Ra'da ötre var. Menzaru. Bu da ötreyle bitti. 4 esirle bitmiş. Burada da ekseri sonuncu şık. O da esirle bittiğinden o seçilir. 5'e baktım. Er Rasuli esirle bitmiş. Esirle biten kelime arayacağım öyleyse. Hangisi esirle bitmiştir? Bilali budur. 6 öteyle bitmiş. Misbahu öteyle biten kelime nuru. 7 Es-sahabiyyu öteyle bitmiş. Ötürle biten kelime. Yani ne bu? Merfu. Ne lazım bana? Merfu kelime lazım. Hangisi merfu burada? Ebu merfudur. Ne demiştik? Ebu, eba, ebi. Burada vav ile yazıldığından merfudur. Elif ile yazıldığından mensup. Ya ile yazıldığından mecrur olur. Beş illet isimden birisidir. Bunun raf halinde ötre olmaz yani. Öyle bir şey aranmaz. Merfuluk kelimenin türüne göre değişir demiştik ve uzun uzun bunu anlatmıştık. Nerede bulabilirsiniz? İsimlerde irab videomuzda bulabilirsiniz. Eşşecarete mensuptur. Fethayla bitmiş. Semera ortadaki fethayla bitmiş. En kolay soru buydu. Altı, aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları örnekte olduğu gibi parantez arasından uygun kelimeyle doldurunuz. Tabi burada bir sürü kelime var. Bu kelimelerin bakarak seçilmesi istenmiş. Buradaki misale mesela Lukbe el halifetu Osmanu bizinnurayn. Evet. Zinnurayn yani iki nur sahibi olarak isimlendirilen halife Hazreti Osman'dır diyerek seçmiş. Burada da el halifetu bir halife ki meşhurun bi adlihi adaletiyle meşhur. Kim olur o? Ömeru Hazreti Ömer seçilir. Yani burada arkadaşlar hem iraba dikkat etmek gerekiyor hem manaya dikkat etmek gerekiyor. Çift yönlü bir soru. Eşittir. Şunların manasının hepsini bilmeniz gerekir. Buradaki cümlelerin de manalarını bilmeniz gerekir. Sonra iraba dikkat etmeniz gerekir. Örnek nedir? Bi mahmudin mecrurdur. Getireceğiniz kelimenin mecrur olması ve burayla anlam bütünlüğü korunması gerekiyor. Diğeri nedir? Mesela el meriz mensuptur. Fetha'ya bitmiştir. Getireceğimiz kelime de mensup olmalı ama anlam bütünlüğünü de sağlamalı. Elbette getirdiğimiz kelimeye hulugihi şiraiha veya aha İrab'a göre değişebilir. Bunun gibi kelimenin sonuna yani zamir bitiştiyse bu zamirin de getirdiğiniz yere uygun olması gerekir. Bunları hep dikkat ederek seçmeniz gerekir. Şöyle bir tane basit hemen yapalım. Dubi'a basıldı el kitabı kitap. Yani bundan kasıt diyor aslında cüz'ühü evvel ilk cüz'ü basıldı. Birinci cildi diyebiliriz. Cüz'ü merfudur. Kitabu merfudur. Hu müzekker müfret zamiri. Kitap da müfrettir müzekkerdir. Uyumlu dolayısıyla. Ne olur? Cüz'ühü el evvel buraya getirilebilir. Alece et tabib el meriz. Ne yapabiliriz mesela? Betnehu kelimesini getirebiliriz. Alece muayene et tabibu doktor el merize hastayı. Ki hastadan kasıt aslında betnehu karnını. Karnında problem var mı yok mu orayı inceledi diyebiliriz. Bedel bazı olur bu arada. Diğerlerin aynı şekilde mana bütünlüğünün korunması gerekir.
Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklar örnekte olduğu gibi parantez içinden yine uygun olan mübdelün mini tespit ediniz denilmiş. Misal demiş, bede'e el üstazu sa'ide diye devam etmiş. El üstaz buraya uygunmuş. Nereden anladık? Diye mesela el imam olmaz mıydı? Olurdu. Ama cümlenin akışındaki şuradaki cümleye mana yönünden el imam uymayabilirdi. Böyle bir durum var. Onların yani seçilmesi gerekiyor. Bire bakalım. İştehara meşhur oldu, tanındı. Kim? Süleymanu el-Kanuni. Süleyman Kanuni nedir? Bir sultandır. Öyleyse Es-Sultan Es-Süleyman denilir. Sultan ne olur buraya getirdiğimizde? Mübdelün min olur, Süleyman bedel olur. Hangi bedel türü olur bunlar? Bedelül kül, minel kül. Diğer deyişle bedelül mutabık olur. Yani dirilir de aynı şekilde yapılabilir. Manayı bilmek. Hem bunların manasını bilmeniz, hem cümlenin geri kalan manasını bilmeniz. Anlam bakımından uyum içerisinde olmaları gerekir. Bunu da geçiyoruz. 8. Aşağıdaki parantez içinde verilen kelimeleri düzenleyerek örnekte olanı yapın demiş kısacası diyelim. Ne yapmış? El İmam Malik Fakihul Medine. İmam Malik Medine'nin fakihidir. Yani cümle, kelimeler karışık bir şekilde duruyor. Bunu düzenleyin, cümle yapın. Bire bakalım örnek olsun diye. Meza geçti. Ne? Eşşehru şehir geçti. Yani ay geçti. Aydan kasıt da nis fehu mu nis fihi nis fuhu. Yani nuna verilecek hareket zaten sabit değişmez. Sata verilecek hareket de sabit değişmez. İrab burada nerede var? F harfinde var. Neye göre irab vereceğiz? Nübdelü minhe. Nübdelü minh merfu mu? Evet. Öyleyse nis fuhu denilir. Meza eşşehru nis fuhu olur. Zürt'ü ben ziyaret ettim. Asimete Türkiye. Yakınlaştırırsak daha doğru okuyabiliriz belki. Evet tamam. Zürtü zara fiil tu fail. Ben ziyaret ettim. Fiil fail. Asime'yi meful yaptım. Asimete Türkiye. Türkiye'nin başkentini. Asime başkent demek. Türkiye'nin başkentini ki o başkentten bedel, kasıt nedir acaba? Ankara T Ankara'dır. Başkent ile Ankara eşit midir? Aynı şey mi kastedilmiş? Yoksa bir parçası mı? Bir özelliği mi? Yoksa bedel mübayin mi? Yok yok o değil şu şeklinde mi? Tabii ki bedeli mutabıktır. Başkent denilince akla Ankara gelir. Kimsenin aklına Antalya gelmiyor mesela. Birazcık atlayalım. Mesela 5. Raca'a döndü. El hüccacu hacılar döndü. Mu'zamuhum. Onlar büyük bir kısmı döndü. Denirken ne olur? Bedelül baz olacaktır. Gerçi burada hangi bedel demiyor, cümle kur demiş. Tamam biz de kurduk. Raca el hüccacu muazzamuhum. Ecebetni beni hayret ettirdi, şaşırttı, hoşuma gitti. Ne? Seyyaratur raculi adamın arabası ki levnuha onun rengi yani. Ne olurdu bu? Bedelül ihtimal olur. Arabanın bir özelliğidir. 9. Aşağıdaki cümlelerde örnekte olduğu gibi gerekli değişiklikler yaparak bedelli cümleye dönüştürün. Semi'tu ben işittim savtal usfuri. Semi'tu el usfura savtahu. Kuşun sesi hemen dikkat çekilmiş. Bunu yapabilmek için ek kelime kullanmak gerekiyor. Mesela savt burada var mıymış? Varmış gerçi. Ek bir kelime kullanılmış mı? Kullanılmamış. 1, 2, 3 kelime. 1, 2, 3 kelime kullanılmış. Olan şey ne? Burada el unsur, sa'at el unsur, el unsura sa'atuhu. Kelimelerin yeri değiştirilmiş. Öyleyse ne diyebiliriz? Encebe şaşırttı, hayret ettirdi, hoşuma gitti. Ni beni yani, benim hoşuma gitti. Ne? Üslubu katip, katibin üslubu. Bunun yerine meful yaparız bunu. El katibu, sonra da üslubuhu derim. Bunun üzerinde fazla durayım mı bilemedim. Mesela u'cibtu bi'ilmir raculi qara'tu nisfel kıssate qara'tu el kıssate nisfeha olur sonra qara'tu qara fi'l tu'fa el kıssa meful olur ben kıssayı yani hikayeyi okudum sonra da nisfeha yani onun yarısını okudum tamamını değil diyerek bazı yapabiliriz.
Sumna biz oruç tuttuk. Sülüse Ramazana, Ramazan'ın üçte birini. Bunun yerine Sumna biz oruç tuttuk Ramazana, Ramazan ayını tuttuk. Tamamı tuttuk gibi anlaşıldı. Sülüse ha yaparız. Yani o Ramazan'ın üçte biri diye ifade edebiliriz. Onu da geçtik. 11. Ayet-i kerimelerde geçen beder ve mübdelin mihneri tespit ediniz. Bunu da bir deneyelim arkadaşlar. Bakalım oluyor mu? 11'deydik. Kellale illem yentehi lenesfe'en bin nasiye nasiyetin kazibetin hatı. Burada ikinci nasiye bedel olmakta. Nereden bedel? Birinci nasiyeden. Yani ilk nasiye mübdel min. İkinci nasiye ise bedel olmaktadır. Şura 53'te ikinci sırat birinci sırattan bedeldir. Mübdel min birinci sırat. İkinci sırat ise bedel olmaktadır. 3'e bakıyoruz. Ali İmran 97. Verillahi alennas hicr beyti men istada'a ileyhi sebile. Ali İmran 97. Verillahi alennas hicr beyti men istada'a ileyhi sebile dedik. Men burada bedel olmakta. Nereden bedel? Nas'tan. İnsanlardan bedel men. Bedelül ba'z olmakta bu da. Araf suresine geldik. İkinci Rab, yani Rabbi Musa ve Harun, buradaki Rab, birinci Rab'dan bedeldir. Rab ile Rab aynı Rab olduğundan farklı bir Rab yok. Öyleyse bedelül kül, yani mutabık olmaktadır. Ahzab 21'de men lekumdan bedeldir. Altıncı soru. Sat 41. Veskür abdena Eyyub. Abde. Eyyube. Ne olur? Bedel olur Eyüp. Verzuk ehlehu mine temeratin men amene minu billa velem lahir. Ehlehu burada ne olur? Mübdelün min olur. Men bedel olur. 8. Fatiha suresi. Evet, ihtiras sıradan müstakil. Burada da ikinci sırat, birinci sırattan bedel olur. 12'ye bakıyoruz. Bedelleri tespit ederek örnekte olduğu gibi çeşidini belirtin denilmiş. Bedel ihtimal olarak ifade edilmiş. Diğerlerini biz çözelim. Evvela sayfayı yakınlaştıralım daha net gözükmesi için. 1. En'am suresi 74. ayet. İbrahim demişti. Ebihi babası için ki babasından bedel Azera, Azer'dir. Azer gayrimusarif olduğundan fetha ile mecrurdur. Ebi kelimesinden bedeldir. Bedelül kül olur. 2. İdgâle lehum ehûhum Nuhun. Onların kardeşi ki kardeşten kasıt Nuh'tur, bedeldir. Bedelül kül olur yine. 3'e baktığımızda Erkâbetel beytel harame arkadaşlar buranın bedel olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği yani nedir? Asfı beyan olarak da değerlendirilmiştir. Burada ihtilaf var diyeyim. Kısacası ihtilaf var. O yüzden bunu geçiyorum. Dörde geçtik. Hedaik kelimesi mefazdan nedir? Bedeldir. 5. Bu millere illa galila nisfehu. Nisf kelimesi Leyl gecesinden bedeldir. وَاَنَّهُ خَلَقَ الزَّيْجَيْنِ ذَكَرَ وَالْاُنْثَى Necm 45. Burada da zeker bedel oluyor. Unsa matuf olmakta. Meryem 53. وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا اَخَاهُ هَارُونَ اَخَاهُ هَارُونَ Eha ne olur? Mübdülü min Harun bedel olur. Buruc 4-5 Kutül Eshab-ı Hud Ennari Zatil Vegud Burada da nar, ashab-ı uhduttan bedel olur. Bedelül ihtimaldir. Hangisinde bedel vardır? E'cebeni huluku şabbi. Huluk muzaf, eşyab muzaf ile ilgisi yok. Cime tekit olur. El-müciddi mi diyor? Biraz yakınlaştıralım. Bu kelime de yine sıfat olur. D şıkkında ise ekser vardır.
Kara fi tufal, ben okudum ve kitabı okudum ki ekserahu, onun çoğunu okudum. Ne olur ekser burada? Bedel olur. Nasıl bedel bu? Bedel ba'z. Ne kadarı olduğunu, yani kısmını ifade ediyor. Ketebtü iler vezirin nefsihi. Vezirin kendisine yazdım. Nefs zaten biliyorsunuz. Nefs, ayn meşhurdur. Bir önceki videomuzda işlemiştik onu. Konu ne konusu? Tekit konusu. Hangisinde bedel yoktur? Türkçe karşılığını verin diyerek kitap üniteyi böylece tamamladı. Kolay bir üniteydi. Bedelin bir bedeli tespit etmek, bir müddelin mühini tespit edebilmek, bir de bedelin çeşitlerini ayırt edebilmek, bir de bedelin müddelin mine irab yönünden uyması gerektiğini ve bedelde bazen zamir bulunabildiğini, zamirin müddelin mine müzekkerlik, mühendislik, müfret, tesniye, cemilik yönünden uyması gerektiğini unutmayalım.